Yine videoya girmeden önce şöyle üyeliklerden bahsedeceğim çünkü iki yeni üyemiz daha var onlardan bahsetmeyi bahsedeceğimi söylemiştim sürekli olarak üye listesi güncellendikçe size bildireceğim ee, bir sonraki videoda falan bildirmeysem merak etmeyin ee, stok video geldiği için önceki videolardan geldiği için araya sıkıştıramamışımdır ama isminizi illaki okurum o yönden sıkıntı olmasın yani merak etmeyin. Şimdi iki kişi daha gelmiş. Nazif Oyma aramıza hoş geldin Nazif adamsın. <laughs> ÖSYM'den Nazif geldi aklıma. Ee, hoş geldin tekrardan. Ve Yale Şaşkın sen de o aramıza hoş geldin Yale. Teşekkürler üye olduğun için. Ee, en baştan şöyle listeyi tekrardan okuyacağım. Şimdi üye olan kişilerin listesi şu şekilde. Amil Barutçu, Atabak Deli Aslan, Efsane Brawler, Roseli Yemilova, Himana Takeda, Mibot Raid, Taha Özdemir, Yusuf Kurtulan, Cemal Kunduz, Hasan Ali 34, Kemalcan 391, Caner Kurt, Hakan Kültü, Nazif Oyma, Yale Şaşkın. Tekrardan aramıza hepiniz hoş geldiniz. Ve tam şu an bu videoyu çektikten sonra Enes Cuma Avcı adlı kankam üye oldu kanala. Enes Cuma Avcı aramıza hoş geldin kankam. Eyvallah sağ olasın adamsın. Ve yine videoya giriş yapalım. Herkese merhaba. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Ve en son Classic Smoke çıkartmıştık. Biliyorsunuz Classic Smoke artık e, öğrenme, keşfetme aşamasına başlayacağız ve oynayacağız. Daha önce hiç oynamadığım için oynamak istiyorum. Sadece düz duruşlarını gözlemleyebilmiştik ve birinci mi atmıştık. E, galiba Kitana ile ben onu alıp Dark Empress Kitana ile kendime geçirip e, kullanmaya çalışmıştım ama olduğu kadar e, şimdi sıfırdan tekrardan öğrenme şansımız olacak. Çünkü çıkardık. Çok mutluyum o yönden. Şimdi e, nereye gitti ama bu? Classic Smoke abi. Duruşu seni duruşun bayağı güzel ya. Duman muman yapmışlar. bayağı hoş olmuş hocam. Yan tarafa da şunu alalım. Şimdi yan ee, ne kaçacağımız ne kaçacaktık? Cyromancer Sabzro şey yapıyordu değil mi? Can veriyordu bize. %30 can verdiği için işimize yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani ya. Aynen aynen. Cyromancer'ı şöyle bir katalım. Şunu tamam bu yan tarafta kalsın Kuanchi. Ekipmanlar nasıl ama onu hiç bilmiyorum bu hesapta. Öyle bir sıkıntımız var. Tamam, tamam dur. Ee, şöyle yapalım. Şimdi neredesin hocam? Oo, baya baya parlıyor bu arada. Çok güzel görünüyor. Equipment'ı girmeden vermemiz gerekiyor faction varsa. Retamer'ı e, çıkarttım ben. E, yalnız yan tarafa Scorpion'un ekipmanı var mı? Öyle bir sıkıntımız var şu anda. Nasıl da yapsak onu diye düşünmeye başladım da. E, zorunlu değil aslında %17 can baya iyi bizim için. Tabii ki işimize yarayacaktır. Başka ne kazsak diye düşünüyorum. Executioner, execu, <laughs> Executioner Axe bir de söyleyebilseydim. Keşke. Konuşamıyorum ya ne oldu moruk ağzımız yüzümüz kaydı Allah Allah çıldıracağım bu ne? Şimdi ondan önce şöyle bir ne yapsak diye düşündüm. Aksı versek mi ya? Aksı verelim. Yok aksı veremiyoruz ki. Dur lan bunu diamond diye düşündüm ya. Kafam niye öyle gitti benim? Bu ne veriyor? Recovery boost. Yok. Power generation. Yani daha iyi aslında recovery %27 veriyorsun sen değil mi? Tamam sen daha iyisin. Büyük ihtimalle seni katacağız kanka. Yok Slovan stun'ı boş ver. Gerek yok. Sen ne veriyorsun moruk? Yok yok yok. Dayanıklılık falan istemiyorum ben. Aynen bunları boş ver. Sen şunu bize ver hocam. Lan dur lan. Tamam şunu şöyle kat bakalım. En azından yan tarafta dursun yani öyle bir şey olsun istiyorum. Şunu tabii ki fullleyeceğiz hemen. Upgrade'leri kullanmaya gerek yok zaten 1500 istiyor. Onları sonra kullanırız hocam. Açıl bakalım. Hızlı bir şekilde fullleyelim senin yeteneğini. Ondan sonra savaşa gelelim. Ben senden bahsetmeye başlayayım. Smoke kardeşim. Güzel. Açıl bakalım. Açıl 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 fullen fullen fullen. Tamam. Bunu da fullleyelim Şöyle. Tamamdır. Şeylerin full değil mi senin? Oo, bunları da fullleyeceğiz. Fullle kardeşim. Fullle 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 fullle. Ver bakalım ben human form. Bu ne lan böyle insan formu falan ne alaka moruk. Eee güzel. Çayımızı karıştırıyoruz hemen. Çay içmeden olmaz. Çaysız hiç olmaz de. Ee, devam bakalım. Evet kanka. Açıl artık istersen. Hani evrimleş artık yani. 5 saat sürüyor evrim atman. Gerçekten çok yorucu. Eğer böyle bu kadar uzun sürecekse her seferinde Evrimi fulller öyle gelirim abi. Bakalım bir daha uzun sürecek mi yoksa direkt atacak mı evrimi? Bekletiyor mu lan bayağı gerçekten? Bekletecekse hocam. E yok bekletmiyor tamam. Öncekini de çok bekletti ya. Durdu dondu gibi bir şey oldu böyle. Dur kardeşim dur sakin ol. Şunu da fullleyeceğiz. Yüzde 15 zaten değil mi? Aynen iki kaldı şuradan. Canı da olmadı ben kendim fullleyeyim. E, kendim fullledikten sonra gelirim abi. Enerjiyi fulllemeye zaten gerek yok. 43 bin ruhumuz var. Daha bu bize bayağı bayağı yeter. E, ondan sonra şey yaparız yani. Bir şeyler yapıp hallederiz. Dert değil. Devam at, devam at mı? Devam et kankicim. Tamamdır. Ee, canı ben kendim fullleyim. Ondan sonra videoyu tekrardan açayım. Evet fullledim şöyle hemen. Devam edelim bakalım. Savaşa girelim hızlıca. Beşli savaş atacağım. Ee, i̇nşallah başarabiliriz bu arada. Bir level ya hepsi sıkıntı çıkmaz ya. 15 level falan geldi de. Yani biz de aynı güçler ortalama. Ve klasik artık girebiliriz. Şimdi şöyle bahsetmeye başlayalım. Herhangi bir rakibin karşısında savaşırken klasik smoke 10 saniye boyunca e, karşı rakibi kör efektine kapıyor, kaptırıyor. Ve aynı zamanda e, debuff, ne yapıyormuş lan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Klasik debufflara karşı. E, şey bu debufflardan kastı, kastı şey mi acaba? E, etkilenme durumlarından falan mı kastediyor? Yani debufftan kastı nasıl diyeyim? Kör durum işte misleme durumları, treplenme durumları yani yerinizi sabitleme, kör olma. Ya da ne bileyim başka ne özellikler vardı. Zayıflama bunlar debufflar diyebiliyorum ben. Onlara karşı %20 dayanıklı hale geliyor ve karşı rakibe bir şey mi uyguluyor. Bu dediğim özelliklerden birisini uyguluyor galiba. Aynen öyle bir şey olması gerekiyor. Klasik smoke ya da onu klasik takım arkadaşları diyor ama. Tamam klasik smoke körlü uyguluyor zaten yani bunu biliyoruz. Blind, debuff, reflection, debuff, resistance. Allah Allah. Tamam bir girelim bakalım onu öğreneceğiz biraz sonra. Birinci yeteneğimiz e, bizi hızlandırıyor ve hasar bırakıyor. İkinci yeteneğimizi şöyle görelim. E, karşı rakibi yerine sabitliyor yine hasar bırakıyoruz. Üçüncü yeteneğimize de kalkan kazanıyoruz üstüne yine hasar bırakıyoruz. Bunları zaten full göreceğiz. Developerlarımız kaç tane vermiş hocam? 45 tane var çok güzel. E, bize yeter bu. Bunları ne şey yaparız? Hasar e, devam ederiz. Gir bakalım. Gel bakalım Reptile kardeş. Bizde smoke'uz ne yapacağız? Güzel karşı rakibi bu arada kör efektine kapılacak birazdan bakın. Ee, şeyim doluyor üst tarafta gördüğünüz gibi. Bir göz işareti var o şey yapıyor. Birazdan kör olacak izleyin. Hop kör oldu bak bana vursun bir tanesini falan kaçırıyor böyle. Aa şu an bu kör olmadı. Her rakibi ayrı ayrı uyguluyoruz bakın yine üst tarafta daire var. Ee, sol üstte bakın oradan dönüyor abi. O dönüp bittiğinde tamamlandığında karşı rakip kör olacak. Yani smoke'un tank olması gerekiyor demek bu. Bu zaten kördü bakın şimdi vurma, vurmaya çalışsın bir. Ee, hiç işlemediği zamanlar da olması gibi. Bak bir tanesi boşa gitti vuruşlarını. Yine şu an e, şeyim çalıştı buna karşı. Kaçırma şansı var şu anda. Tamamını kaçırmıyor tabii ki. Blokta kalacağım. Birinci tenimizi bir atalım bu arada. At bakalım. Hop. Scorpion gibi aynen. Kardeş oldukları için sanıyorsam. Ve hızlandırıyor bizi. Fullediğimiz için de full. Şu an hızlı hızlı vurabileceğiz. Güzel. Yine vuralım. Bak körde şu an. Reptile körde. Bir vursun. Düz vur kanka. Düz vur bakayım bir. Yine bak mesela az önce vurduğu boşa gitti. Gördünüz değil mi onları? Yine aynı şekilde uygularsak eğer karşı. Gerçi gerek yok. Şunu bir öldürelim biz. Birinci yeteneğimizde. Hop. 900 falan vuruyoruz. Çünkü çok normal. Daha bir leveliz abi. Bir ilk vuruşu boşa gitti. Bakın reptil yine aynı şekilde. Az önceki vuruşu boşa gitti. Bakın iki kere üst üste boşa vurdu. Kör etme özelliği bu şekilde işliyor yani. Bayağı bir düz vuruşlarını engelliyor. Çok hoş bir şey. Keşke yetenekleri de ama. Yetenekleri engellemiyor diye biliyorum ben. Şunu da vur kankacım. Güzel. Güzel güzel. Devam. Şimdi. Şöyle bir. Tamam sakin ol. Kaç devil'a kadar geldik onu göremedim ama keşke bekleseydim ya. Bitişini beklesem iyi olabilirdi. 3 devil'a gelmişiz. Tamam 2000 canımız var. 2300 e şeyimiz var. 2000 canımız diyorum. 2000 saldırımız 2300 canımız var. Karşı rakip güçsüz bize göre. Parçalarız biz bunları ya. Fight. Gel bakalım kardeş. Seni tekleyeceğim mi direkt? Öyle duruyor sanki. Çok vuruyorum sana. Bayağı bir çok vuruyorum hem de. Güzel. Şunu da vuralım. Vur bakayım. Bir blokta kalacağım. Bir saniye. Şöyle vursak bir. Çok güzel olur gibi. 1270'e çıkmış hasarımız bu arada. Çok güzel. Level atlayışa tabi hayvan gibi güçleniyoruz. saldırımız falan artıyor. Saldırı da şu anda arttığı için çok hızlı vura vura paramparça ediyoruz abi karşıdaki gibi. Müthiş bir şey. 5 devil olmuş olmam gerekiyor bu arada. 4 devil, 4 devil gösterdi ama 5 olmuşsundur ya artık. 5 olmuş güzel. İkinci yeteneğimizi hemen açıp fullleyeceğiz. Şöyle bir gel kardeşim. Tamam. Full Hiç acım abi. Bas 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 güzel. Devam. There and back. Oraya oraya buraya gibi bir şey herhalde bu kastetti. There and back. Yani oraya buraya bence ya Türkçe çevirisi bunun öyle bir şeydir diye düşünüyorum ha. Bir şey bir şey. Yok. Ora ve geri işte ne alakaysa hani e, oraya buraya aynen mantıken gerçi değer oraya olmuyor ama olsun bir şey, yok, bir şey yok. Biz devam edelim kendi last Türkçemize çevirelim bakalım şunların içini a Böyle bir şey var mıydı ya ben bunların yerlerini değiştiremiyoruz diye biliyorum. Hmm. Yeni mi geldi bu özellik yoksa böyle yoktu diye hatırlıyorum ya bu bunlar nerede kaldıysa orada savaşıyordu eskiden. Demek ki değiştirmişler lan. Allah Allah bir dakika bir deneyeceğim bakayım bir dur. Iron şöyle bir alalım fark yaratıyor mu? merak ettim şu an. Baya baya farklıymış bu arada evet şu an e, Siremancer savaşabiliyorum. Garip. Çok garip abi. Neyse biz smoke'a girelim hocam. İkinci tineğimizi açtık hemen ikinci tineğimizi göstereceğim size. Şöyle yardır kardeşim. Tamam. Red dolduğu olduğu için direkt full başlıyoruz. Şurada vurdun mu? Güzel. Marshall Aslar'a ekstra bar, ver bar veren Kotokan mı vardı? Yoksa o Outworld muydu? Outworld'du galiba o. Saldırı gücü veriyor değil mi? Aynen. İkinci senemizi bir atalım bakalım. Hiç görmedim daha önce bu arada. İlk defa atıyor olacağım. Vurdum. Daha önce denemedim hiç. Oo, hadi da, hadi da, hadi da, Bir şeyler yapıyor böyle. Güzel, güzel. İlk defa gördüm diye hatırlıyorum bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam ilk defa görüyorum. O savaşta attırdım mı hatırlamıyorum ama kendimiz şu an ya yani kendilerimizden önce güzel oluyor. Gerçekten güzel oynaması. Zevkli bir çar. Çünkü hızlandırıyor kendini. Hızlanan her çar güçlü abi bana göre. Smoke'u bu arada 20 level yapacağım artık. Çünkü 3. E, tenini açmamız ve fulllememiz gerekiyor. 3. tenini de göz atacağız. O yüzden e, fullleyelim bakalım. Kardeşim eskiden daha hızlı level up yapıyordun sanki. Şunun dolmasını beklememiz çok saçma bu arada. Yavaş yavaş ilerliyor ya. Ona gerek yok. Direkt 11 yap abi. Hani bu onu beklemek gerçekten çok saçma ya. Boktan bir olay. Şuna bakar mısın? Mal gibi bekliyorum onun dolmasını. Pıtı, pıtı 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 gidiyor böyle. Ondan sonra geri dönüyor. <laughs> Bekle ki dolsun ondan sonra güzel saldırımız arttı. Canımızın çok olması çok normal çünkü smoke'un e, yaratılıştan tank bir karakter olması gerekiyor. Pasifinin çalışabilmesi için. Zaten 10 saniye hayatta kalması gerek abi. 10 saniye dedim de az bir süre değil mi orada kombatta? Bir yeteneği bir koyuyor sana. Tek yiyorsun zaten. Ama şöyle bir şey var. Kör ettiğimizde karşı rakip kör geliyor tekrardan. O bayağı güzel olmuş. Bayağı bayağı güzel olmuş hatta. Ee, bir dakika evet 10 saniye savaştan sonra kör efektini uyguluyor bakın aynen. Güzel 3. Ee, iteneğimiz açıldı. Ağzının içindeki küller mi? What the fuck o nasıl bir şey ya? Ağız değil mi ya aynen ağızdaki küller. Ne alaka bilmiyorum ama ee, boş yapmayalım direkt ilerletelim şöyle. 2. iteneğimizi tabii bir kere daha atacağım dördüncü savaşta. İnşallah beşinci savaşta üçüncü yeteneği atabilirim ama. Gerçi yok. Biz direkt üçüncü yeteneği atmaya çalışalım. 5 savaşta bir daha ikinci yeteneği gösteririm. Üçüncü yeteneği çok merak ediyorum bu arada. Daha önce hiç izlemedim Smoke'u. E, çünkü sıfırdan kendimi keşfetmek çok hoşuma gidiyor. Başkalarının izlemeyi sevmiyorum açıkçası. E, o yüzden güzel olacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım yardır kanka. Klasik Reptile abi. Klasik Reptile de değilsin gerçi ama sen bok Reptile'sın. Olsun olsun. Açıl kanka. Şunu şöyle bir vur bakalım. Javi abimiz be. Kodumuz da kolsuz olsun abi. Yine böyle arada verdiğim kodlardan bir tanesi bu ama olsun. Vermeyi seviyorum. Kardeşim şunu bir koyduğunu bak. Bu arada ben geri zekalı gibi ikinci attım. Allah kahretsin. Bir şey yok bir şey yok. Neyse, tamam. onu biz halledeceğiz. Bir şey olmadı bir şey yok. 2700 vuruyor bu arada. Bu da vurdu da da yaparaktan. Güzel vuruyoruz lan yine. İyi iyi. Hasarımız iyi yani sevdim. Şu sürekli üstünden duman çıkmasını çok güzel yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Bir de bu... Buna şey çıkartabilirsek bitiriş ekranı var ya Onu çıkartabilirsek bayağı güzel olur diye düşünüyorum Paşa 2002 a Lan Sen Türk müsün yoksa Vallahi Türksün gibi hissettim Kardeşim Bir Türklük sen, sezdim sende ama Neyse gel bakayım hadi yarışalım Şimdi Scorpion abicim diyeceğim Sabzül abicim Sana üçüncü yeteneği benim atmam lazım bir şekilde Oo, oh, o oyn bu arada çıkmam gerek Oni'nin özelliğini pasifini biliyorsunuzdur Yalnız dolduramayacağım Dolduramayacağım. Çok hızlı şey oluyor. Abi dolduramayacağım. Vallahi dolduramayacağım. Ölüyorlar lan. Düz vurmasan da dolduramayacağım ama şeyi Üçüncü yeteneği gösteremeyeceğim oğlum. Nasıl olacak? Allah kahretmesin. Dur dur. O bana vurarak doldur tamam yani. Öle ölür çar. Kör olacak çünkü smok'a geçsem kör olacak çar. Smok'a geçmeden de buradan kendime vurtsak dolduramam. Dur smok'a geçeyim bakayım ne kadar dolmuş. Anam o zaman bir üçlü savaş daha yapacağız acaba başka şey yok. Baksana bunlar çok çabuk öldü. Niye böyle öldüler ya? Onun saçmalığını anlayamadım ben. Oğlum karşıma düzgün bir şey versene. Normal güçte bir şey ver de öyle savaşalım yani. Saçma saçma işler ya. Allah Allah niye öyle oldu? Neyse üçlü savaş geldi kanki. Dur. Ee... Hocam barımızı arttıran bir şey lazım bize. Yoksa bir türlü. Sen ne yapıyordun lan? Bir bar veriyor mu? Hadi lan bir bar ver. Aa güzel güzel güzel. Marşalarsal bar veriyormuş. Vallahi bunu öğrendim bayağı bir iyi oldu. Bilseydim daha önce katardım. <laughs> Dün, şey e, dünkü videoda attım pekten geldi bu arada bu çarda. Bayağı iyi. Güzel şanslıyız yine hocam. Şunları şöyle yenileyelim hemen. Devam edelim bakalım. Üçüncü yeteneği galiba şimdi atabilirim ya. Öyle düşünüyorum yani. Fifik. Fifik ne lan o nasıl isim öyle? vurduk mu sana? Grandmaster Sub-Zero var bir de sende o bayağı iyi. Grandmaster'a benziyor yani öyle gör. Gerçi şey da olabilirsin sen. Master gibi de duruyorsun ama Bilemedim şu an. Kaçırma şansı bu arada sub şu an şapıldı. Şey yapıldı. E, etkilendi kaçırma şansından. Yani bana düz vurduğunda büyük ihtimalle kaçıracak şeymiş. Grandmaster'mış tamam. E, da benziyor ha. Güzel 3. teni atıyoruz gibi abi. Power Drain yok değil mi lan sende? Tamam yok. Çok güzel. E, başka da Power Drain olan şarın yok. Siromancer Syr şu ikinci galiba. İkinci diye biliyorum bakalım. Sonya Blade diye geçiyor direkt. 3 hmm. Üçüncü yeteneğimiz geliyor. Hadi kardeşim çok az kaldı bir tane daha vurdum mu hop gömüyoruz nasıl bir şey ee, güzel güzel ters yatırıp vuruyor pekala tekme atıyor e ee, bu ne ya abi bu kadar mı yapmayın ya gerçekten kalkanımız bu arada çok güzelmiş ha Çar sıfır vuruyor 16 vuruyor lan bana normalde kaç vuruyor bakayım bir kalkanı ne kadar etkiliymiş onu öğreneceğim 16'dan 95'e yani 126 bayağı etkiliyor gel İyi. 60 falan da vuruyor arada ama. Güzel bayağı etkiliyoruz. Tamam. Senin ee, acaba Master mı ya? Şu an bak bir muallakta kaldım. Neyse. 3300 yine de güzel vurdu. Ama ben daha çok hasar çap yani daha güzel bir animasyon bekledim. Üçüncü seni bir daha atacağım. Hiç bok anlamadım bu arada. E, bu ele yetişmez ama. İkinci seni atacağım bu, bu o yüzden. At kanka direkt. Şöyle abanalım bir. Öldürelim bunu. Diğer ele geçelim. Üçüncü seni bir daha atalım. Vallahi çok daha güzel bir şey bekliyordum. İki tane animasyon koymuşsunuz. Yapmaya üşenmişsiniz çarı ya. Saçmalık yani. Şuna bak abi. Neyse gir. Gir kardeşim ikinci savaş zaten. Yardır bakalım. Gel bakalım. skyndy D 111. Bu nasıl isim oğlum isminin içine sıçım seni ya. Power Drain var bu arada karşıda. Kendi şey dikkat etmem gerekiyor. Onun şeyini yersem sıkıntı. Fullledi her bir barımı alır. Bir barı doldurmak çok zor. O yüzden dikkatli olmamız gerekecek. Böyle bir geçelim hocam. Vuralım. Şuna geçeceğim. Kenşi girer mirer diye. Yalnız çok fazla hasar yedi ya. Aynen. Kenşi girdi tamam. At power drain race. Güzel. Yeniden şey yaptı ama sıkıntı olabilir bu arada. Bir daha power Allah'ım ya Rabbim ya. Çok kötü oldu bu. Neyse. Böyle atamayacağız büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü kendisi çok sıkıntı ya. Bilmiyorum abi. Power drain'e karşı keşke güçlü bir şey girseydik ama. Neyse. Öldüremeyeceğim de öyle bir sıkıntımız da var. Kenshi'yi yani şeyini harcasam. Smoke'un özelliklerinden harcasam sıkıntı olacak bu sefer. Kör etme şansımız da var ama Kenshi ah Kenshi ya sen bizi bozuyorsun abi. Power Drain'i bozuyor senin? Çok sıkıntı ya. Lan bozmasaydı şu an şey yapmıştım ha. Üçüncü seni atmıştım. Tüh. Yani gene hasar vurdu bu arada iyi hasar vuruyorlar. Dikkat etmem de gerekiyor da. Yine atacak ya Power Drain'i. Yine Power Drain yedim bile zaten atmasına gerek yok. Neyse en azından şu çarı yenelim. Yendim herhalde seni ya. O kadar değil değil mi? Kardeş aynen. Bir zahmet yenil yani. Güzel. Üçüncü savaşa geçelim. Belki orada atabiliriz. Ee, orada da atamazsak sağlık olsun diyelim ama çok sevmedim ya. Gerçekten e, üçüncü yeteneğini sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Birinci yeteneği çok güzel çok hoş. E, hem ekstra hasar çıkartıyor hem hızlandırıyor bizi hem de e, Scorpion'un kardeşi olduğunu belirledi. Mızrak fırlatıyor. bayağı hoş ama üçüncü çok leş. Gerçekten leş. tamam. Şimdi Power Drain yok karşıda. Bir tek Fire efekte kapılırsak sıkıntı çıkar. Ona da kapılmayız ya. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Şöyle bir vur bakalım. Eşyalarından falan Power şey yoksa Power Drain'den eşyalar sıkıntı olmaz yani. Karşı rakibi kör ettik bu arada. Sen hangi Scorpion'sı kardeş? Güzel %200 düz vuruş hasarını arttıran Scorpion bakın. Bir boka yaramayacak ama karşında çünkü kör oldu. Baya yani bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Düz vuruş, düz vuran karakterlere karşı çok iyi bir şey bu. Bir daha atacağım sakin. Blokta kalalım. Onu yemeyelim abi boş yere. Ha bakın şey donma efektine karşı dayanıyormuş. He. Anladım. Güzel. Debuff efektleri tamam anladım. İyi. O dediğim şeylerden geçerler herhalde ya. Yerine sabitleme falan da debuff diyebiliyorum ama. Şunu direkt vuracağım kanka. Hazır özürlü de gelmişken tek atalım. Bakın. Vuruyor bir tekme atıyor. Değil mi? Bu. Bu kadar. Abi gerçekten uğraşmamışlar ya. Vallahi hiç sıfır vurdu bu arada. Çar sıfır vurdu karşıdaki karakter. 18 vuruyor. Ka kalkanı güzel evet ama şey kötü hocam. Yok yani beğenmedim. Çok aşırı uğraşılmamış hani. Boktan Dvorah'ın bile ee, bundan daha güzel animasyonlu şeyleri var. Çok saçma olmuş gerçekten. Sen smoke'u sokacaksın oyuna. Bir de mal gibi şey katacaksın. Yani saçmalık ya. Gerçekten saçmalık hani. Yeniden sıkıntı yok abi. vurduk mu yendik. Evet Smoke abimiz böyle. Yani e, açıkçası çok şey yaptığımı söyleyemem 3. tenine. Geri kalanlar çok güzel. Hızlandırması baya iyi. Sürekli hızlı savaşıyoruz. Bu bizim baya avantajımız olacak. Klasik takımla birleşerek çok çok daha güçlü hale gelebilecek bir karakter. Canı gayet iyi. Yani 8000'e yakın bir canımız oldu. Şu anda %30'a Marshall Hastadan alsak eşyalardan falan toplayaraktan 60.000-70.000 belki çok daha fazla bir cana ulaşabilir 10. evrimde ve 60 seviyede. Hatta aynen ee, daha fazla cana çıkacaktır bu. Öyle düşünüyorum. Yani klasik smoke'umuz böyle abi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Üçüncü yetenek haricinde benim gerçekten hoşuma giden bir çar oldu. Sizin de hoşunuza gitse ne mutlu bana. Hoşunuza gitse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.